Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte yine 3 tane LGS matematik sorusu inceleyeceğiz. Hemen şöyle ilk sorumuzla başlayalım. A, B birer doğal sayı olmak üzere A kök B kök içinde A kare B'dir demiş. Yukarıda KL doğru parçası olan daire şeklinde bir karton ve eş bölmeleri ayrılmış 10 cm'lik bir cetvel verilmiştir. KL doğru parçası K noktası 2'ye karşılık gelecek şekilde cetvelin kenarı ile çakıştırıldığında L noktası 6 ile 7 arasında 7'ye daha yakın bir noktaya karşılık gelmektedir. Buna göre KL doğru parçasının uzunluğu santimetre cinsinden hangisi olabilir diyor. Şimdi K'yı 2'ye yerleştirirsem şurada olursa K 2'ye denk geliyordu. L noktası 6 ile 7 arasında 7'ye daha yakın diyor. O zaman şunu şöyle yaparsam ben 6 ile 7 arasında 7'ye daha yakın. Tam 7 olmamış. Ben çemberimi buraya yerleştirmiş oldum. Burası K noktası, burası da L noktası olsun. KL doğru parçasının uzunluğuna bakacağım. Şimdi burayı birim olarak sayarsam bakın 1 birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 4'ü biraz daha geçmişim. O zaman şunu diyebilir miyim? Benim KL doğru parçam 4 ile 5 arasında bir şey olmalı. O zaman şıklarımı incelersem 2 kök 5, 2'yi içeriye atarsam karesini alarak atıyorum. Kök 20 oldu. 2 kök 6'yı içeriye atarsam karesini alıyorum. Kök 24 oldu. 3'ü içeriye attım. Yine karesini alıyorum. Kök 27 oldu. 4'ü içeriye attım. 16. 3 ile çarptım. Kök 48 oldu. Şimdi benim KL doğru parçam 4 ile 5 arasındaysa, yani kök 16 ile kök 25 arasındaysa ve 5'e daha yakınsa cevabım ne olacak bu şekilde? Kök 24 olacak. Öncelikle bana verdiği daireyi cetvelimin üzerine yerleştirdim. Cetvelimin üzerinde kaç birim yer kapladığını buldum. 4 ile 5 arasına denk geliyor ama 5'e daha yakın. Burada gördüğünüz gibi 7'ye daha yakın olduğu için. Şıklardaki köklü ifadelerimi içeriye aldım ve kök 24 cevabım oldu. İkinci sorumuz. Bir şehrin demiryolu hatları üzerindeki istasyonlar aşağıdaki şekildeki noktalar ile gösterilmiştir. Aynı hat üzerinde bulunan ardışık iki istasyon arasındaki mesafeler eşittir. Buna göre diyor, trenlerin gittikleri yolların uzunluğuna göre doğru sıralanışı hangisidir? Şimdi K trenime bakıyorum. Kaç birim yol almış K trenim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 birim. 15 birim yol almış ve her bir birimi kök 2 kilometre. O zaman K treni için 15 kök 2 kilometre yol almıştır diyebilirim. Şu kısım D ile S kısmını tüm trenler yol alacağı için orayı hesaba katmama gerek yok. L'ye geçiyorum şimdi. L trenime bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Ve her bir birimi kök 5 kilometre. O yüzden 8 kök 5 oldu. Son olarak da M'yi kontrol ediyorum. 1 birim, 2 birim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 birim oldu. Her bir birimimiz de kök 3. Yani 13 kök 3 kilometre oldu. Şimdi ben bunları sıralamak istiyorum. Köklü ifadelerde sıralama yaparken katsayımızı kökün içine alıyorduk. Katsayı kökün içine girerken de karesini alarak giriyordu. Yani 15'i içeri alıyorsam 225 olarak girecek. İçeride de 2 olduğu için çarptığımda kök 450 bulacağım. Aynı şekilde 8'i içeri alırken 64 olarak girecek. 5 ile çarptığımda 320 bulacağım. Son olarak da 13'ü içeri aldım. 169 olarak girdi. Karesini alıyorum dediğim gibi. İçeride de 3 ile çarptığımda 507 oldu. Şıklarıma baktığım zaman büyükten küçüğe bir sıralama görüyorum. O halde en büyüğü gördüğümüz gibi M kök 507, sonra K kök 450 ve en küçüğü de L oldu kök 320. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oldu.
Öncelikle trenlerimizin kaç birim yol aldığına baktık ve her birimin kaç kilometre olduğu ile ilgilendik. Daha sonra sıralama yapabilmemiz için katsayıları kökün içine aldık ve sıralamamızı yaptık. Şimdi son sorumuza geçelim. A, B birer gerçek sayı ve B büyük eşittir 0 olmak üzere. Yine A kök B'nin nasıl içeriye alındığını göstermiş. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklindeki iki kağıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 27 cm² olup dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanının 3 katına eşittir. Şimdi burada soruyu bir durduruyorum. Karenin alanı 27 cm² dikdörtgenin alanının 3 katıymış bu. O zaman şu yorum yapmalıyım. Demek ki dikdörtgenin alanı 9 cm². Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi 27 ise karenin alanı. Biz karenin bir kenarına nasıl ulaşacağız? Kök 27'den ulaşacağız. Kök 27 dediğimiz şey 9 çarpı 3 olduğu için 9 da tam kare bir ifade olup dışarıya 3 olarak çıktığı için diyeceğiz ki karemizin bir kenarı 3 kök 3 santimetre. 3 kök 3 biliyorsunuz karenin tüm kenarları eşittir. Şurası da 3 kök 3 oldu. Karenin şu kenarıyla dikdörtgenin uzun kenarının birbirine eşit olduğunu görüyoruz. O zaman burası da 3 kök 3. Şimdi o dikdörtgenimi şöyle kenara alıyorum daha rahat görebilmem için. Dikdörtgenimin uzun kenarı 3 kök 3, alanı 9 cm². Bize de kısa kenarını soruyor. Şimdi dikdörtgenin alanını bulurken ben uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorum. O zaman şu soruyu soracağım kendime. 3 kök 3 ile neyi çarparsam 9 bulurum? 3 kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 9 buluyorum. Hatta şöyle sağlamasını yapalım. 3 kök 3 ile kök 3'ü çarpalım. 3 çarpı kök 3 ile kök 3'ü çarparsak kök 9. Kök 9 da dışarıya 3 olarak çıktığı için 3 çarpı 3'ten bakın alanının 9 olduğunu görüyorsunuz. Demek ki benim aradığım dikdörtgenimin kısa kenarı kök 3 santimetreymiş. Evet, bu haftaki sorularımız da böyleydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. BG Kalem Koleji İngilizce LGS soru çözümünün 5.sine hepiniz hoş geldiniz. Evet, birinci soruyla başlayalım inşallah. Evet, ilk sorumuzda gençler her zaman olduğu gibi yine bu koyu ile yazılmış soru köküne bakıyorduk. Which of the following completes dialogue demiş. Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar diyor. Bir diyalogda ne olduğuna bakalım sonra yukarıdaki tablomuza bakarız. Wendy, hey Larissa, it's Wendy. Are you free this weekend? Bakın burada weekend ifadesi var. Free, müsait misin? Diye soruyor. Bu hafta sonu müsait misin diye Wendy'ye bir şey soruyor. Larissa da hi Wendy, why are you asking? Neden soruyorsun diye ona tekrar bir soru yöneltiyor. Wendy, I want to go to the new Chinese restaurant with you in the afternoon. Öğleden sonra seninle yeni Çin restoranına gitmek istiyorum gibi bir ifade kullanıyor. Bizim burada gençler hafta sonu ne yaptığına bakmamız lazım Larissa'nın. Buna göre cevabı verecek. Evet, cumartesi günü yüzmeye gittiğini, pazar günü ise annesine ev işlerinde yardım ettiğini buradaki ifadelerden görebiliyoruz. Buna göre hangisi tamamlar bu diyaloğu? A şıkkında my sister and I will go together shopping together demiş. Alışverişe çıkacaklar. Cumartesi ve pazar günü alışverişe çıkma gibi bir durumları yok. B şıkkında I am sorry, I have to finish my homework. Ev ödevimi bitirmem gerekiyor diyor. Hayır, burada ev ödeviyle alakalı yine bir durum yoktu. Housework ile homework burada karışabilir. Housework ev işi, homework ise ev ödevi anlamındaydı gençler. C şıkkında I would love to, çok isterim. But I have things to do, ama yapacak işlerim var diyor. Evet, yapacak işleri var mı? Var. Olabilir mi? Bu şıkkımız olabilir. Cebimizde dursun. D şıkkında of course I will be there on time. Tabii ki zamanında orada olacağım diyor. Halbuki burada işin ne olduğunu, zamanda olup olmayacağını bilmiyoruz. Hatta nerede olduğunu bile bilmiyoruz Çin restoranının. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak diyoruz. İkinci soruya geçtim. İkinci soruda gençler yine soru kökünde. Which place would she prefer to visit? Prefer tercih etmekti. Hangi mekanı
ziyaret etmeyi tercih ederdi diye söylüyor. Bakalım burada neleri tercih ediyormuş? Carlos trendy clothes. Bakın burada kıyafetleri, modaya uygun kıyafetleri giymeyi seviyormuş. So she spends a lot of money on them. Bu yüzden çok fazla para harcıyormuş bu işe. Bu yüzden modayla alakalı olduğunu biliyoruz. O yüzden eğlence parkına gitmeyecektir, tercih etmeyecektir. Uzay müzesine gitmeyi yine tercih etmeyecektir. Sinemaya gitmeyi yine tercih etmeyecektir. Alışveriş merkezine gitmeyi tercih edecektir. Kıyafet almak için burada da zaten kıyafetle alakalı resmi görebiliyoruz. Evet, üçüncü ve son soruya geçtik. According to the table, yukarıdaki tabloya göre, which of the following is an appropriate? Appropriate, uygun demekti gençler. Suitable, appropriate iki kelimeyi de soru köklerinde çok fazla görebiliriz uygun anlamında. Appropriate place for them to go. Gitmek için hangisi daha uygun bir yerdir, daha uygun bir mekandır diyor. Burada teknoloji birbiriyle eşleşecek herhangi bir şey var mı buna bakmamız lazım. Teknoloji sculpture'la, sports'la veya fashion'la yani heykelle, sporla veya modayla eşleşmez. Books, kitap yine sporla, modayla veya işte heykelle eşleşmez. Ama resim sculpture'la, heykelle eşleşebilir mi? Eşleşebilir. Nereden? Sanatla alakalı olduğu için ikisini eşleştirebiliriz. Buna göre hangisi uygun olacaktır? Resim sergisi uygun olacak mıdır? Evet, ikisi için de resim sergisi sanatla alakalı olduğu için uygun olacaktır. Kitap fuarı ikisi için de uygun değil. Sadece Brian için uygun. Amusement park yine hiçbirisi için uygun olan bir seçenek gibi durmuyor. Sinema yine hiçbirisi için uygun bir seçenek gibi durmuyor. Evet, cevabımız bu yüzden Adana olacak. Evet, bugünlük sonuna geldik gençler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Abdullah Gerçek, Bilgi Kalem Koleji İnkılap Tarihi öğretmeniyim. Şimdi sizlerle LGS İnkılap Tarihi soru çözümümüze devam edeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi ile ilişkilendirilebilir? Bakın arkadaşlar. Türk milletinin karakteri yüksektir, çalışkandır, Türk milleti zekidir. Arkadaşlar, buradan şimdi yola çıkarsak bakalım, askeri güçten mi bahsediyor? Hayır. Peki siyasi güçten mi bahsediyor? Hayır. Ekonomik güçle alakalı bir şey var mı? Hayır. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Sosyo-kültürel güç. Peki bunu nereden anlıyoruz? Birincisi, sosyal yani insan arkadaşlar, merkeze insanı alan bir güçten bahsediyoruz burada. Burada da arkadaşlar Türk milletinin, Türk insanının karakterinin, çalışkanlığının ve zekiliğinin vurgusu yapılıyor. Ayrıca kültürel güçe baktığımızda da milli birlik ve beraberlikten bahsediyor arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı. Diğer sorumuza bakalım. Atatürk'ün benimsediği halkçılık ilkesine göre köylü, İşçi, sanayici ve tüccar gibi toplumu oluşturan sınıflar birbirine üstün değil, birbirinin destekçisidir. Hukuksal açıdan ayrıcalıkları yoktur. Bu bilgide halkçılık ilkesinin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkisi vurgulanmıştır? A. Eşitlik, B. Özgürlük, C. Bağımsızlık, D. Egemenlik. Şimdi arkadaşlar, baktığımızda şimdi halkçılık ilkesine göre köylü de, işçi de, sanayici de, tüccar da hiçbirinin birbirinin üstünlüğü yok. Yani hiçbiri birbirine üstün değil. Tam tersine destekçisi. Ayrıca hukuk karşısında ayrıcalıkları yok. Yani bir mahkemeye gittiklerinde işte sen tüccarsın, sen işte işçiden üstünsün gibi şeyler yok arkadaşlar. Buradan yola çıkarak biz neye ulaşıyoruz? Eşitliğe, yani A şıkkına. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Ölümüne de neden olan siroz hastalığı yüzünden Atatürk'ün karaciğerinde büyüme ve sertleşme vardı. Tedavisi için dinlenmesi ve perhiz yapması gerekirken devlet işleriyle ilgilenmeye devam etti. Hatay'ın bağımsızlığı için her türlü girişimde bulunabileceğini göstermek için Atatürk, Adana ve Mersin'e 1938'in Mayıs ayında yorucu bir gezi yaptı. Ankara'ya döndükten sonra hastalığı iyice ilerledi. Atatürk'ün hastalığına rağmen Hatay'ı kazanmak için bu kadar çaba göstermesi, İnkılapçı, kararlı,
vatansever kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir. Şimdi arkadaşlar bakalım. Normalde bir hastalığı var, siroz hastalığı. Dinlenmesi gerekiyor, perhiz yapması gerekiyor. Ama ne yapıyor Atatürk arkadaşlar? Tüm bunlara rağmen, hastalığına rağmen devlet işleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Ve Hatay'ın bağımsızlığı için her türlü girişimde bulunuyor arkadaşlar. Ve Hatay'a gidiyor. Şimdi buradan yola çıkarsak biz şimdi kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşırız? Kararlı vatansever inkılapçı. Arkadaşlar kararlılığına ve vatanseverliğine ulaşıyoruz. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 2 ve 3 olacaktı. Burada soru çözümümüz bitti. Yeni bir soru çözümünde görüşene dek arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ve mutlaka sorularımızı çözmeye devam edin arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Herkese merhabalar. Ben Hatice Öğretmen. LGS Fen Bilimleri soru çözüm videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu hafta 2020 yılına ait 3 tane çıkmış soru inceleyeceğiz sizinle. Evet, bir katı basıncı sorusu. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yapılırsa ranza ayaklarının halı zemininde bıraktığı izin derinliği artar diyor. Derinliğin artması demek bizim basıncımızın artması demektir. Hangi işlemi uygularsam bu şekilde basıncı arttırmış olurum. A şıkkına bakıyorum. Ranzanın birinci katındaki ayakların altına genişliği ayakların genişliğinden daha fazla olan bir tahta parçası konulursa. Eğer birinci katın altına buralara daha geniş bir yüzey alanında bir tahta parçası koyarsam yüzey alanını arttırmış basıncı aralarında ters orantı olduğu için azaltmış olurum. A şıkkı değil. Ranzanın ikinci katında bulunan yatak daha ağır olanıyla değiştirilirse. Evet, B şıkkında yüzey alanı yerle temas eden yüzey alanı aynı kalıyor. Ama ikinci kata daha ağır bir yatak koyduğum için ağırlığı arttırmış oluyorum. Ağırlıkla da basınç arasında doğru orantı olduğu için B şıkkında basıncı arttırmış olurum ve ranza halıda daha derin bir iz bırakır. Ama diğer seçenekleri de incelemek istiyorum ben. Ranzanın birinci katında bulunan yatak bulunduğu yerden çıkartılırsa, birinci katında bulunan yatağı çıkartırsam ben ağırlığı azaltmış olurum. Dolayısıyla basınç da azalır. Daha derin bir iz bırakmış olmam yani. Ranzanın ikinci katı alınıp başka bir yere konulursa, yine ikinci katı çıkartırsam ben eğer, yüzey alanını değiştirmeden ağırlığı azaltacağımdan basınç da azalır. Yani daha derin bir iz değil, daha halıdaki derinlik daha azalmış olur. Dolayısıyla D şıkkı da değil, cevabımız B şıkkı oldu. Evet, ikinci sorumuz da yine 2020 yılına ait bir çıkmış soru. Yine katı basıncı ile alakalı bir soru. Buna göre öğrenciler kum zemin üzerinde çeşitli malzemeleri kullanarak kurdukları aşağıdaki düzeneklerin hangisini katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına bağlı olduğunu gözlemleyebilir. Yani ben şıklarımda basınçla yüzey alanı ilişkisine bakıyorum. O zaman ben burada ağırlığı sabit değişken tutmak zorundayım. Kontrol değişkenimiz bizim bu soruda ağırlık olmalı. Çünkü ben basıncı sadece yüzey alanıyla ilişkisine bakıyorum. Tek değişkenli deneyler yapılır. Unutmayalım. Diğer faktörler işin içerisine girerse istediğim sonuca net bir şekilde ulaşamam. Gözlemlemek istediğim şeyi net bir şekilde bulamam. A şıkkını kontrol edelim. Birbirine yapıştırılan özdeş kütler. Bana özdeş diyorsa yüzey alanları eşit demektir. 2 ve 3 rakamları yere gelecek şekilde konuluyor. Aslında burada bakıyorum fazladan küp eklenmemiş, ağırlık değişmemiş. Yine 2 tane yüzey alanı var. Dolayısıyla ne ağırlık değişiyor ne de yüzey alanı değişiyor. A şıkkında basınç değişmiyor. B şıkkına bakıyorum. Yerde duran silgi üzerine özdeş bir silgi daha konuluyor. İlk durumda bir tane silgim var. Yani G ağırlığım var. İkinci durumda aynı yüzey alanında 2G ağırlığım oldu. Bir silgi daha eklediğim için. Ben burada ne yapmış oldum? Ağırlığı arttırıp basıncı arttırmış oldum. Yani ben aslında B şıkkında basıncın ağırlıkla olan ilişkisine baktım. Yüzey alanıyla olan ilişkisine bakmadım. Yine C şıkkına bakıyorum. Üst üste duran özdeş diyor yine. Fincanların, tabaklarının yüzey alanları ve ağırlıkları aynı demektir.
Fincanlardan üstteki fincan altındaki tabakla birlikte alınıyor. Burada ne yapmış oluyorum? Ağırlığı azaltmış oluyorum. Aynı yüzey alanında, yüzey alanını sabit tutup ağırlığı azaltıyorum, basınç azalıyor. Yine benim istediğim şey bu değil. Ben neye bakıyorum? Temas yüzeyiyle basınç ilişkisine bakacağım. Ağırlıkla basınç ilişkisine bakmayacaktım. Hep de şıkkına geldim. İçi sıvı dolu ve tabanı ağız kısmından daha geniş olan cam şişe ters çevrilerek konuluyor. İlk durumda yüzey alanı ikinci duruma göre birazcık daha geniş. Bakın aynı şişeyi sadece yüzey alanını küçültecek şekilde ters çeviriyorum. Ağırlık aynı kalmış. En başta da dediğim gibi ağırlığı kontrol değişkeni yaptım. Yüzey alanını küçülttüm, basıncı arttırdım. Yani ben aslında burada ne yaptım? Katı basıncının yere temas eden yüzey alanına bağlı olduğunu bu deneyi yaparak gözlemleyebildim. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum. Bu da 2020 yılına ait bir katı basıncı sorusu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencinin bu deneyde sabit tuttuğu kontrol edilen değişkenlerden biri değildir diye soruyor. Şimdi çocuklar deney yaparken biz 3 tane değişken inceleriz. Birinci değişkenimiz bağımlı değişken. İkinci değişkenimiz bağımsız değişkenler. Üçüncü değişkenimiz kontrol değişkenler. Eğer ben bir deneyi gelişigüzel yapmıyorsam, net sonuçlar, net veriler elde etmek istiyorsam kontrollü deneyler yapmalıyım. Tek değişkenli deneylerim olmalı. Bağımlı değişkenler her zaman deney sonucunu ifade eder. Bağımsız değişkenler de deney sonucunun neye bağlı olduğunu gördüğümüz değişkenlerdir. Kontrol değişkeni de İki grup arasında aynı tuttuğum şeylerdir. Bana kontrol değişkenini tutuyor ve ben kontrol değişkeni ararken iki düzenekte de aynı olanları bulmak zorundayım. Şimdi öğrenci ne yapmış? Bir öğrenci yüzey alanları birbirinden farklı olan katı bir cisim kullanarak bir deney yapıyor. Öğrenci cismi şekil birdeki gibi küçük yüzey alanı süngere değecek şekilde koyuyor. Daha sonra cismi, önce küçük yüzey alanı, daha sonrasında ise büyük yüzey alanı şeklinde koymuş ve süngerdeki çökme miktarlarını gözlemlemiş. Şimdi ben burada bir deney yapıyorum. Ağırlık aynı. Aynı cismi kullanıyorum çünkü. Değişen tek şey yüzey alanı. Yüzey alanına bağlı olarak deneyin sonucunda da ben katı basıncını yani süngerdeki değişimi gözlemliyorum aslında. O zaman tek tek değişkenlerimizi yazabiliriz. Benim burada bağımlı değişkenim, deneyin sonucunda gözlemlediğim şeydir. Ben deney sonucunda katı basıncını gözlemliyorum. O zaman benim bağımlı değişkenim basınç. Peki basınç neye bağımlı demiştik? Bağımsıza bağlı. Bağımsız değişkenim neyse bağımlı değişkenim ona bağlı olarak ortaya çıkıyordu. Ben bu deneyde basıncı neye bağlı olarak ortaya çıkarttım? Yüzey alanına, süngerlerin yüzey alanlarıyla oynadım. Bağımsız değişkenim yüzey alanı. Kontrol değişkenim de şekil 1 ve şekil 2'de aynı tuttuğum değişkenler olmalı. Hemen bakalım cismin ağırlığı. Bir kere kontrol değişkeninin ağırlık yazılabilir. Çünkü aynı cisim kullanılmış şekil 1 ve şekil 2'de. Dolayısıyla iki düzenekte de ağırlık kontrol değişkeni. Yüzey alanı zaten demiştim yüzey alanı bağımsız değişken çocuklar ki aynı tutulmamış zaten. Şekil 1'de daha küçük, şekil 2'de daha büyük. Zeminin cinsi, evet ikisinde de sünger kullanıyorum. Bu da bir kontrol değişkeni. Cismin yapıldığı maddenin cinsi. Madde, aynı madde, değişkenlik yok. D şıkkı da yine kontrol değişkeni. Dolayısıyla cevabımız Bursa oldu. Evet, bu haftaki soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir din kültür ahlak bilgisi dersinin LGS soru çözümüyle tekrar beraberiz. Evet hemen sorumuza bakıyoruz. Bir metnimiz var. Metnimizi okuyarak başlayalım. Ordu'nun bir ilçesinde yaşamakta olan zihinsel engelli Salih her gün evinin yakınındaki karayolunun kenarına çıkmakta, gelip geçenlere el sallayarak selam vermektedir. İlçe halkının sevgisini kazanan Salih'in her sabah gittiği bu mekan zamanla Salih'in yeri olarak anılmaya başlanmıştır. Ancak ilçede yapılan karayolu çalışmasında Salih'in yeri yıkılmıştır. Bu durum Salih'i çok üzmüştür. Bunu duyan ilçe kaymakamı Salih için karayolu kenarına üstü kapalı başka bir yer yaptırmış ve onun tekrar yola çıkıp insanlara el sallayarak mutlu olmasını sağlamıştır.
Evet, sorumuza geçiyoruz. Kaymakamın bu davranışı aşağıdaki hadislerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Evet, kaymakamın tutumu ile ilgili bir soru var arkadaşlar. İlişkilendirilemez. Altı çizili yere baktığımızda olmayan tavrı arayacağız burada. Evet, A şıkkı sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır. B şıkkı her iyilik bir sadakadır. C şıkkı kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. D şıkkı Allah her işte güzel davranmayı emretmiştir. Evet, salih olan faydasından dolayı insanlara bir faydalı iş var mı? Var. Dolayısıyla A şıkkı ilişkilendirilebilir. Tanımlamaya uyuyor yani metne. Her iyilik bir sadakadır. Kaymakamın yaptığı burada salihe bir iyilik midir? Evet, sadaka tutumu da söz konusu. B'yi de eliyoruz arkadaşlar. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Bir misafire ikramdan ya da Allah'a imandan, ahiret gününe imandan herhangi bir metinde bahsetmiş mi? Bahsi geçmiş mi arkadaşlar? Hayır, C şıkkımız kenarda durabilir. Allah her işte güzel davranmayı emretmiştir. Kaymakam burada çok güzel bir işe vesile olmuştur ve güzel davranış söz konusudur. Dolayısıyla D'yi de ilişkilendirebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet, bir metnimiz var ve bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı altı çizgili sözcüğe dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bizden metinden istediğini burada altı çizili sözcükte veriyor çünkü. Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, ilk önce metnimi okuyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sorumluluklarını terk ederek kendisini sadece ibadete veren Osman bin Mazun'a şöyle demiştir. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Misafirinin senin üzerinde hakkı vardır. Senin kendi üzerinde hakkın vardır. Evet, bu metinden çıkarabilecek en kapsamlı yargıyı arıyoruz arkadaşlar. A'yı okuyorum. Konuklara gereken ilgi gösterilmelidir. B, aile fertlerinin ihtiyaçları karşılanmalıdır. C, ibadetler noksansız ve zamanında yapılmalıdır. D, dinin yaşanmasında denge gözetilmelidir. Evet, konuklara dinimiz gereken ilgiyi göstermeyi emretmiş. Aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı bizlere yine emretmiş. Bu bir ihtiyacımız. Kendi vazifemiz yani. İbadetler noksansız ve zamanında yapılmalıdır. Evet, eksiksiz yapılmamalı, doğru. Rabbimiz neyi emretmişse bize onları yerine getirmeye çalışmalıyız. Fakat dinin yaşanmasıyla özel hayatın yaşanması konusunda bir dengenin olabileceğini bize burada misafir örneğiyle ve aile hakkıyla bize anlatmış metnimiz. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. En kapsamlı bize anlatan, metnimizi anlatan şık D şıkkıdır arkadaşlar. Evet, bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Bir metnimiz var, okuyorum hemen. Geleneksel Türk motiflerine bakıldığında İslam dinine ait figürlere sıkça rastlanmaktadır. Bunun en güzel örnekleri halı, kilim ve duvar süslemelerinde görülmektedir. Bu eserlerde camiyi sembolize eden kubbe ve mihrap figürlerine, ahireti sembolize eden anahtar ve kapı figürlerine sıkça yer verilmektedir. Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? A. Dinin kültür üzerinde etkisi vardır. B. Din kendinden önceki güzel gelenekleri devam ettirir. C. Türklerin İslam öncesindeki kültürleri İslam'ı kabul etmelerinde etkili olmuştur. D. İslam sanatı tevhid anlayışı çerçevesinde şekillenir. Evet arkadaşlar, burada kendinden önceki güzel gelenek, din gelmeden evvelki güzel geleneklerden bahsetmemiş ya da Türklerin İslam öncesindeki kültürlerini de ele almamış metnimizde. İslam sanatı derken, evet, İslam sanatından bahsetmiş ama tevhid anlayışından, Allah'ı birlemek olan tevhid anlayışından bahsetmemiş bizlere. Ama bizim Türk motiflerimiz geleneklerimize, kültürümüzü yansıtan geleneklerdir. Dolayısıyla kültürümüze olan etkisinden bahsetmiştir. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Evet, bir sonraki LGS soru çözümlerinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.